bap, dua. Kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çeken Tamer, kararı öğrenmek üzere Deniz Seki'nin karşısındaydı. Deniz Seki ona öyle şeyler söyledi ki Tamer kendinden hiç beklenmeyen bir tepki verdi. Yazık ettin, yazık kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de bir ömür, böyle sürse de ben seni öldüm. Tamer, neler doldurdu çantanı? Ben... Kopmuş bile hatta. Uludağ'a gider gibi ne var ne yok hepsini doldurdum ben. Sen çok ukalasın ama. Ben mi? Ha. Yok, aslında öyle değilim diye. Vallahi ukalasın. Niye? Ben bilmiyorum. Sen kesinlikle snob ve ukalasın. Tabii ister istemez böyle kameralar falan, insan böyle bir şekle giriyor yani böyle kendi kendine şöyle arada bir ama. Ben neymişim ya, ha? Yok, o kadar değil tabii de. Ya öyle hiç şey sen, yapmam yani. Sence sen popstar olabilir misin? Ya bana kalırsa olurum ama size kalması önemli yani, bana değil. Star olunmak sadece sesle olmuyor. Yani çıkıp şarkı, herkes şarkı söyleyebilir. Yani Türkiye'de birçok sesi güzel insan var. Sesi çok güzel insanlar var. Aslında çok samimi birisin. Ama bizi karakterin çok enterese etmiyor yani. Anladım. Vallahi bu jüri 4 kişiden ibaret. Ciddi bir 2,5 saat yaşadık aşağıda. Kavgalar ettik, tartıştık, bağırıştık. Bunların hepsi sizin içindi. Ben şarkı sözünü unuttuğun için sana bugün güzel puan veremedim. Ama benim gibi diğer arkadaşlarım da sana güzel puanlar veremedi. Senin için bayağı tartıştık. İnsan bazen hayaller kurar. Ben çok fazla hayal kuruyorum. Gece mesela yattığımda yatağa genelde böyle uyurum. Böyle. Bence şöyle bir şekilde. Gece yattığımda hep böyle gözümü kapattığımda sanatçıları düşünürüm. Onların neler yaptıklarını, nasıl şarkı söylediklerini. Kim bu düşündüğün sanatçılar? İsim alabiliyor musun? Mesela Tarkan'ı çok merak ediyorum mesela. Nasıl yaşıyor? Yani o bir pop star ama hayatı nasıl gidiyor? Her zamanki yani o güldüğü gibi mi geçiyor hayatı? Onu çok merak ediyorum. Star ben olmak... de bir gün star olsam. Hı, ne yaparsın? Ben de bir gün star olsam acaba mutlu mu olacağım, mutsuz mu olacağım bunu bilmiyorum ama en azından bu içimdeki hevesin, bu içimdeki tutkunun buna layık olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla hayal ediyorum belki de kendim yükseklerde. Ben gitmeni istemiyorum. Yani? Ama bir tek benim istememem ne olmuyor? Eyvah. Tamam, anlaşılan. Birincisi ağlamamak zorundayım. Niye? Birine söz mü verdin? Yok, hayır. Kimseye söz vermedim ama... Bana insanlar güveniyor biliyor musunuz? Kim o? İnsanlar? Annem mesela. Onu çok seviyorum. Hı. Kaybedersen de onun için üzülüyorum. Başka bir şey için değil ya. Yani. Evet, hadi bakalım. Karizma gitti, iyiyim. Senin karizma hiç kaybolacak gibi değil. Son derece ukalaca hala duruyor karşımda. Yani... Arkamda bana bu kadar güvenen insanlar olduktan sonra ben hiçbir zaman için yıkılmam. Ve hiçbir zaman için de vazgeçmem yani. Ben İstanbul'dayım. Annem, babam, kardeşim, kahraman Maraş'ta. 16 saat olsa da ben hep onları yüreğimde hissediyorum. Buraya da geldiğimde... Buraya da geldiğimde hep onların desteğiyle geldim. 3 günlük tatile gitmiştim memlekete. Hı. Ailemi de bayağı bir süre görmedim yani. Ondan sonra babam ona rağmen git gir dedi, şansını den dedi. Onlar hep destek çıkıyorlar yani. Beni seviyorlar, ben de onları seviyorum.
Mendil ister misin? Yani kurudu zaten bundan sonra da. Peki bir daha ıslanır? Yok, ıslanmasın artık. Hı? Islanmasın. Öyle bakmayın ya. Niye? Bilmem. Ne oluyor öyle bakınca? Kötü oluyor insan. Yani böyle kolasın ama kaybettim falan. Hatta başarılar. Kendine iyi bakıyorsun. Bu kalas. Sizi seviyorum. Bu arada bayağı ukala çıkmışım hakikaten. Futbolcular gibi yürüyorsun sen ya. Evet, futbolcular. Antrenmandan yeni çıkmıştıklar gibi. O kadar ulaştınız ki yalnız ben de. Yani ne yapacağımı şaşırdım çünkü yani. Çünkü sinir oldum sana. Ben bir şey daha söyleyeyim değil mi? Söyle. Burada bizler ve diğer arkadaşlarımız. Ben bizler ve diğer arkadaşlarımız. Cümleye bak. Ben ve diğer arkadaşlarım. Bizler sizin gururlarınız olacağız burada. Ben İnşallah. Bunu biliyorum ve ben hiçbir zaman hiç sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım, sizi utandırmayacağım. Burada elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani buna söz veririm yani. Her şey için de çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hadi koş şimdi anneni ve kardeşini ara. Evet, hemen alalım lütfen. Hemen alalım çünkü buradaki arkadaşlar çok eğlendiler. Nehir, hemen alalım lütfen. Burada orası çok neşeli tabii biliyoruz ama buradakiler evet, çok eğlendiler. Evet, evet tahmin edebiliyorum. Sıcak oda da iyice ısınmış durumda. %2,61 7. adayımızın oy oranı birazdan yanımıza gelecek. Bunları söylemenin lüzumu yok. Zaten seyirci bunu biliyor birazdan yanımıza geleceğini. Seyirci onu da okuyor. 2,61 sırf konuşmuş olmak için konuşuyoruz. Değiştirdim güzel oldu mu? Sus diyor bana. Hayır susamam ben. Susan kadın aptaldır. Konuşmam lazım. Bak alkış alıyorum. Ay enfarktüsten gider bu kalp atışı. Bu nedir ya? Heyecan veriyor. Ben bir daha sunamam burayı. Sen sun. Sen zaten çok az para alıyorsun. Ben oradan uyarı aldım ağzımı açamıyorum kalp atışları sırasında. Susulacak mıymış kalp Tabii, atışları? Tıp. Benim de susmam mı lazımmış? Evet, size bir şey diyemem. Gerginliğini görüyorsunuz. Hiç gerçekten görmüyorum. Çok heyecanlılar. Ay bu heyecan versin diye konuşuyor böyle farkında mısın? 111 Tamer! Tamer'cim tebrik ediyorum. Buradan sürekli yeter artık, bitsin artık diyordun. Hadi sen de kurtuldun. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii bu birkaç hafta çok zorlu olacak. İnsanlar bizleri tanıyana kadar, arkadaşlarımızı tanıyana kadar. Herkes çok iyi ama ben özellikle kendimi zor izah eden bir insanım. O yüzden buradan hemşerilerime, Kahramanmaraşlılara çok selam gönderiyorum. Onlara da çok teşekkürler yalnız bırakmadıkları için. Kahramanmaraş Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlere, kanınsınanlara, oy gönderenlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz de sana teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Dün akşamki performansını hatırlıyoruz Tamer'in. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal diyarlara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı bana, her hatıra sana. İnanamıyorum sensiz kaldım bile. Çok kötü bir şey gerçekten. Ama bir an altıncı olunca korktun altı kişi çıkınca ulan gidiyor muyum diye. Tabii tırstım biraz açık konuşmak gerekirse. Belli yani. Oluyor yüzünden. Yani evet benzinimiz attı yani burada gerçekten. Ama bu heyecan da güzel. İnsan içeride biraz daha bekledikçe gerçekten çok şey düşünmeye başlıyor. Dün bu kadar düşünmüyordum ama acaba nerede hata yaptım? Biraz da ilk çıkmamın şey oldu. Ha yine ayaklar ayrık ya. Şimdi
dün sahneye çıkıp 1500 kişi önünde ilk kez canlı yayında şarkı söylemek mi daha heyecanlıydı yoksa şimdi içeride beklemek mi? İçeride beklemek daha heyecanlı. Çünkü oraya çıktığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Yani en azından müzik benim hayatım bu. İnsanları görmek, onlara bir şeyler verebilmek, onların elektriğini hissedebilmek bu benim için çok önemli. Ama içeride beklemek çok sakat bir durum yani gerçekten. Tamer'in yüzü gerçekten bembeyaz olmuş. Nerede hayranları Tamer'in? Tamer'cim seni de arkadaşlarının yanına alıyoruz. Hadi bir kişi daha öğrenelim lütfen. Çünkü çok çok gerginler. Tamer'cim. Bize de anlayış gösterin burada. Çok biliyorum, gerginler. Biliyorum, çok seviniyorsunuz. Tamer'in hayranları çok seviniyor. Buradaki adaylarımız, buraya gelen adaylarımız için hepimiz çok seviniyoruz ama sıcak oda da gerçekten iyice gerilmiş durumda. Buradan görüyorum yarışmacılarımızın yüzlerini. Tamer'cim seni alalım hemen arkadaşlarının yanına. Hadi bakalım. Sekizinci finalistimiz gelecek birazdan. Niye o saçlar böyle yılan görmüş kirpi gibi? Tamam peki. Sıcak Oda'da son iki finalistimiz kaldı. Osman Tan'la birlikte. Osman Tan. Evet Niyeciğim, bir yanımda Aylin, bir yanımda Tamer. Ama birazdan. Sezen'in flörtü burada mı yoksa dışarıda mı? Tüm gerçekler az sonra, reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Görüşmek üzere. İşte Sıcak Oda'dayız yeniden ve sol tarafımda gördüğünüz gibi. Çığlıklardan da anlaşılacağı üzere Tamer var. Tamer, alıştık artık senin bu taraftarlarının burada olmasına böyle. Ne güzel. Vallahi beni gururlandırıyorlar. Çok sağ olsunlar. Hepsini çok seviyorum. Çok öpüyorum. Çok sağ olsunlar. Evet. Tamer'cim, bana dedin ki şu kolyemi de sorabilirsin. Uğurlu kolyen galiba, değil mi? Bazen yarışmacılarımız böyle kendi üzerlerinde uğurlu taşlar, kolyeler taşıyorlar. Nedir bunun anlamı? Bunun bana uğur getirdiğini düşünüyorum. Ve yıldız hep hayalimde bu vardır. Yani yıldız olmak, star olmak, bir gün bunu başarmak. Bu kolyenin bir amacı yok ama sadece beni rahatlatıyor. İnşallah yavaş yavaş ilerliyoruz. Halk takdir edecek zaten. Oy verene de vermeyen de sağ olsun, hepsine teşekkür ediyorum. Buradan gurbetçilere de sevgiler gönderiyorum. Oy için değil, yanlış anlaşılmasın. Benim ailem 16 saat uzaklıkta. Hepsini de çok özledim. Gurbetin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bu parça onlara benden de gelsin ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınız Tamer için. Yine çok güzel bir şarkı daha. Söz Tarkan. Müzik Tarkan ve Ozan Çolakoğlu. Gülümse kaderine ve şimdi Tamer sahnede. Tamer'cim hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Oldukça fazla senin de destekleyenleri. Çok teşekkür ediyorum. Okuldan gelen arkadaşlarım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok mutlu oldum hepinizi görünce. Okul arkadaşlarım buradalar. Yurttan arkadaşlarım buradalar. Sevenler de buradalar mı acaba? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Tamer'cim hoş, onlara geldin. Teşekkürünü şarkınla yap, evet, istersen. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tebrikler Tamer. Tebrikler. Ben Tamer'i hep Marlon Brando'nun gençliğine benzetiyorum. Ne diyorsunuz? Sizce de benziyor mu?
Doğru valla. Doğru. Doğru değil mi? Osman. Efendim? Onu ben söylemiştim. Ne alakası var? Evet, ne alakası var? Kara Bey, o zaman siz de başlayalım. Tam her hafta daha iyi oluyorsun. Bu hafta daha da iyisin. Ben seninle hiçbir zaman ters düşmedim. Bir tek kelimemde yanlış anlamadın beni. Çok sersin derken hakikaten çok insancıl bir adamsın. Ve çok keyiflisin. Yani şu kadarcık şey, yani bu akşam hepimizin çok acı bir akşamı esasında. Çok keyifli akşamımız değil. Hepiniz çok güzelsiniz ve çok iyisiniz. Ufak tefek hataları hepimiz bağışlıyoruz zaten. Hiç mesele değil bunlar. Çok güzel bir performans. Yarın giden bizim için çok büyük üzüntü olacak, bunu bilin. Fakat bu akşam galiba Taver hoş geldin. Doğru mu? Tebrikler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İbrahim Bey. Vallahi bir tanesiniz sizler, yemin ediyorum ben. Peki, Deniz Seki. Tamer'cim, sahneye çok yakışıyorsun. Bir de gün geçtikçe daha da bir yakışıklılaşıyorsun yani. Böyle bir... Teşekkür ederim, çok sağ olun. Böyle bir şeyler oluyor sana ama... ben senin sahnede çok fazla hareket etmenden hoşlanmıyorum. Çünkü zaten kendine ait bir karizman aynı, var. Aynı şey. Sen durduğun aynı anda... Şey, aynı şey. İnsana etkiliyorsun. Yani çok fazla hareket ettiğin zaman... Yakışmıyor. Yakışmıyor sana. Şarkıyı da biraz Tarkan'ın etkisinde kalmışsın. Çok doğal olarak tabii. Şimdi ilk alma bak. Yani evet, elimden ama, geleni yap. Mümkün olduğu kadar bu bir yarışma ve ne yazık ki siz haftalık performanslarınıza göre puan alıp değerlendiriliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar buna dikkat edersen şansını daha da yükseltmiş olursun. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Seyfi Bey. Ben Deniz gibi düşünmüyorum. Tam aksini düşündüm. Dans şarkıya başlamadan evvel hazırlanmış, bir koreografi yapmış. Şarkıya başladığı zaman hareket birdenbire düştü, bana göre düştü. Ben o koreografiyi hazırlasaydım, dansımın içinde de bir koreografiyle devam ederdim. Çünkü bu şarkı onu gerektiriyor. Bana göre hareketleri daha fazla olabilirdi ve hareket yakışıyor, dans yakışıyor. Ben katılmıyorum. Olabilir. Ben daha hareketli bekler. Daha hareketli olsa daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey. Ben tam tersini söyleyeceğim. Baştaki dansı hiç yakıştırmadım. Bir defa bir. Zaten oturmadı. İnanıyorum ki o da kendine yakıştırmadı. Eğer kendisi şimdi derse ki yok ben severek yaptım derse ben kalkıp burayı terk edeceğim. Kesinlikle değil. Siz bu işe yıllarınızı çünkü vermişsiniz. Sen o değilsin. Daha iyi biliyorsunuz. Sonuçta bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bunu siz görebiliyorsunuz en iyi şekilde. Kötü diyorsanız kötüdür efendim. Düzeltmeye çalışırız biz de. Ya, artık oylar Türk halkı karar verecek. Kötü değil. Biz sadece fikrimizi söylüyoruz. Kötü değil ama sen zaten karizmatik ve böyle cool bir yapın var. Yani cool. Onu kalkıp da hani böyle böyle hareketler ne bileyim sana ben kendi adıma... Erkek tipim var. Erkek tipine gitmedi demek istedim. Canım erkek olabildi adam mi? Dans edemez mi? Aa. Erkek bir erkeksi bir tipim var. Yani orası sana göre değil. Ben ayrıca biliyorsun ki başından beri kötü cümlesini istemiyorum. Çok kötüsünüz hayatımda demedim. Demem de. Kötü cümlesini kullanmadım. Bugün çok kötüsün demedim. İyi de iyisin derim. Dansta iyi değildin. Şarkı arasındaki oyunun bütünleşti şarkıyla birlikte ama. Ondan öncesi bana şey geldi yani. Mesela ben mendil elimi alıp oynayabilirim ama ben çıkıp da bir pop müzikte dans edemem çünkü yakışmaz bana. Aynı şeyi gördüğüm için söyledim. İstediğin gibi oynayabilirsin koçum. Ben şunu söylemek istiyorum yani. Bizleri eğer siz buralara getirmeseydiniz bizimle konuşmaya ne şarkı senin söylemeye... Senin şansın Yüce Allah'ın yazdığı kaderle geldi. Teşekkür ederim. Biz çok sağ olun. Çok şey sağ olun. Ama ben buna inanıyorum. Yani Ahmet Özden Bey ve orkestrası bizleri çok iyi şekilde yetiştiriyorlar. Tabii ki gün geçtikçe daha iyi olacağız. Ama sizlere teşekkür ediyorum. Sizler bana çok kötüsün deseniz de benim boynum kıldan ince. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Yine oraya getirdiğiniz için. Tamer. Bir dakika. Osman Tan. Efendim buyurun. Tamer.
Ben de sizlerle bunu duyuyorum. Yurttan arkadaşlar mı? Buyurun Garo Bey. Tamer'cim, hiçbirimiz kötü bir şey zaten söylemeyiz. Eleştirimizin hepsi yapıcıdır. Sen bu akşam ilk günden şu ana kadar her zaman kendini aştın. Çok daha güzel olacaksın ve çok daha mükemmel olacaksın. Sende olan güzel şeylerin daha devamını biz istiyoruz. Bütün anlattığımız bu. Haftaya mutlaka daha mükemmel olacaktı senden her şey. Doğru mu? Tebrikler. Teşekkürler. Buyurun söylemek buyurun. İstiyorum. Şimdi buyurun. Ne yapsın bu çocukcağız? Ben dans etmesinden hoşlanıyorum. Burası dans etmesin diyor. Şimdi o ne yapacak ben onu merak ediyorum. Ben naçizane fikrimi söyleyebilir miyim? Çok güzel dans etmiyor zaten. Sen çok güzel dans ediyor demedim zaten. Normalde sahneye çıkıyor peki, olsaydı. Peki çok güzel dans ederse, çok güzel dans ederse etsin mi? Tabii ya ki kendine etsin ama taşımak bir şey söyleyeyim önemli mi sana? Dans yakıştırmaktır. Evet. Yakışmıyorsa istediğin kadar kıvır, istediğin kadar oyna. Çocuğa yakışmıyor diyorum ben. Ya ben yani o kalıbına gitmedi. Anladım, I understand. Yani papaz olmayalım tam son anda. İmam ol o zaman sen, ne istiyorsan seviyorum, onu seviyorum ol. Ama yani hakikaten bir yere kadar ha. Ne yapayım bir yere kadarsa yani. Allah Allah. Hayır, ben çocuk ben dansa şunu, yeni başlamış şunu, ya. Şunu söylemek istiyorum. Zaten dansa yeni başladığı için üzerine emanet gibi duruyor. Şarkı, olmuyor. Şarkı söylerken ki vücut hareketleri aslında daha estetik. Ama ondan vazgeçtik önce yaptığı şey ya, zorlama. Yani hani şöyle bir şey düşünmüşsün gibi geldi bana. Ben bir yarışmadayım. Bir şeyler hazırlarsam daha sempatik görünürüm gibi bir şey. Yani sen normalde sahneye çıkıyorsan bu çabayı sarf etmesi güzel bir şey çok değil güzel mi? Çok güzel ama bunu yakışıyorsa yapmalı yani. Deniz, ben çok yakıştırmamaz. Deniz, Tamer güzel şarkısı söylüyor hayır mı? Bunun cevabı kesin, hayır. Tamer güzel şarkı çok söylüyor güzel ama bitti. Tarkan gibi söyledi mesela bu yo, bize. Hayır bence bana öyle. Tamer öyle gibi söyledi. Ben de hayır, öyle. Ama gibi sahneye söyledi çok yakışıyor ve ben onun uzun yıllar şarkı söylerken Tamer gibi söyledi isterim ve güzel söyleyecek. Yani. Ne olur yapmayın. Güzel söylüyor. Heh, doğru. Bir takım şeyler tabii ki hazırlıyor çocuklar. Bir şey hazırlıyor ama doğrusunu yanlışını kimse gösteremiyor. Ya herkes kendi fikrini söylüyor. Gösteremiyor yani demek ki sonuçta bir takım o bir şeylere şey hazırlamış. Biz de onun hazırladığı şeyin üzerine fikirlerimizi beyan ediyoruz. Bu kadar. Çok doğru teşekkür ediyoruz. Evet. Saygı duyuyorum. Tamer de bir şeyler gerekli söylemek istiyor. Efendim tabii çok haklısınız gerçekten. Ben yürekten söylüyorum. Yani burada yanlış anlamayın. Kimse doğuştan dansçı değil. Ve ben de hep barlarda müzik yaptım yıllarca. Kendi çapımda ufak konserler vermeye çalıştım. Çok fazla böyle bir sahnede bu şekilde bir tecrübem olmadı. Ve böyle bir sahnede heyecan yapmamak mümkün değil zaten. Bunu söylemek istemiyorum. Bu artık açtı gitti bu laf. Ama daha güzel olacağını sizler de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Çabalayacağım. Elimden geleni yapıyorum. Tabii ki sonuçta iyi olmayan şeyler var. Bunun farkındayım ama gerçekten çok çalıştım. Buraya demin sahne arkasında kuliste yaptığım hareketlerle bunlar bir değil gerçekten. Bu dansı ben kendim üretmedim. Bir dans eğitmenimiz var. Çok iyi bir insan. Tabii ki bize daha güzel şeyler gösteriyor ama biz heyecandan birazcık hareketlerimizi tam dengeleyemiyoruz. Ama daha güzel olacak inşallah. İnsanlar beni göndermediği sürece ben gitmeye pek meraklı değilim. Halkın takdirine bırakıyorum efendim. Eminim Tamer bütün değerlendirmelerinizi göz önüne alacak ve gelecek hafta bakalım ne yapacak merak ediyoruz. Eğer Tamer'e oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 111 yazıyorsunuz ve 29.55'e mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Sıcak odadayız. Tamer için oylar 29.55'e ama tabii Tamer'in aday numarası 111 tuşlanarak önce. Bekleyişle birlikte heyecan giderek daha da artıyor. Şimdi haftanın dördüncüsü belli olacak. Popstar Türkiye'de bu haftanın dördüncüsü Tamer! Tamer! Tamer tebrikler. Tamer'cim geçen hafta senin bir yorumun oldu. Genelde daha çok arabesk söyleyen arkadaşların daha çok şansı var gibi bir şey söyledin. Öyle düşünüyor musun hala? Ya da tarzı arabesk olan arkadaşların daha çok şansı var dedin.
Evet, çünkü ilk etapta onlar daha çok yani onu nasıl söyledim tam hatırlamıyorum, onu şu şekilde söylemişimdir. Onlar halka daha yakın insanlar oldukları için halkın onları benimsemesi kolay oluyor. Yani insanların onları kendi içinden gibi görmesi kolay oluyor. Biz de o şartlarda büyüdük. Benim annem babam memur, öğretmen. Ama bizim tarzlarımız biraz daha farklı. O yüzden bizi anlamaları biraz daha zaman alıyor. Ama gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş yerine oturuyor. Dördü beklemiyordum. İnsanlara çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta yedinci oldum. Bu hafta belki altı, belki beş diyordum ama çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok sağ olsunlar. Biz de seni tebrik ediyoruz. Alkışlarınız da geliyor Tamer. Fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları, bu gece ümitlerini al koynuna, gün doğmadan rutin sonsuzu. Alkışlarınızla haftanın dördüncüsü Tamer sahnede şimdi. Hoş geldin Tamer'cim, seni de tebrik ediyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ ol. Hemen arkadaşların yanına alıyoruz. Bakalım sıcak odada neler oluyor. Ailenin aday numarası 102. Mesaj göndermeniz gereken numara artık çok iyi biliyorsunuz. 2955. Eğer Almanya'dan oy göndereceksiniz, mesajlar 87777'ye. Yanımda Tamer var. Ona soru sormayacağım çünkü bir saattir başımın etini yiyor. Ben selam, sevgi, sabah göndermek istiyorum diye. Evet, ben bu hakkını böyle kullanacak. Ben geçen hafta 7'den 4'e fırladık bir anda. Çok güzel oldu. İnsanlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Beğenenlere, sevenlere. Ayrıca buradan Kahramanmaraşlı hemşerilerime de tekrar sevgiler gönderiyorum. Çok sağ olsunlar. Beni evladı gibi görüyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir parça yok hocam. Annemin de sevdiği bir parça. O yüzden çok mutluyum. Annemin memleketi Kilise'de buradan sevgiler gönderiyorum. Şey gibi oldu be. Bütün Türkiye'ye... Şarkın sürpriz olsun. Olsun. Teşekkürlerini, sevgilerini şimdi onlar için sahnede göster Tamer'cim. Eyvallah. İyi şanslar. Sağ ol. Evet, Tamer geliyor. Tamerciler nerede bu akşam? Eminim çok sevdiğiniz bir parça. Kurşun adres sormaz ki. Söz ve müzik Kenan Doğulu'ya ait. Karşınızda Tamer. Hoş geldin, sahne senin. Hoş geldiniz. Nefes gibi muhtacım sana, nefes gibi muhtacım sana. Günahım özüyse seni sevmek, cezam cehennem olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Tebrikler Tamer. Teşekkürler. Destekleyenlerim burada. Hepiniz hoş geldiniz. Jüri üyelerim ise tam karşında. Seyfi Bey, neler söyleyeceksiniz? Şimdi ilk elemelerde çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. Heyecandan ötürü bize kendini bir türlü ispatlayamadın. Bunu söz olarak da sen de söyledin. Performansımın yarısını ancak gösterebiliyorum. Ama beni İstanbul'a götürün, sizi mahcup etmeyeceğim dedin. Doğru söylüyorsun. Bizi mahcup etmedin. Çok sağ olun. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Tamer'cim, çok güzeldi. Şarkı da çok yakışmış sana. Zaten çok da güzel bir şarkı. Biraz sözlerinin yerlerini şaşırdın aslında şarkının. Olsun. Biz anladık hani. Anlamamışlardır belki. Ağzına sağlık. Bir tek şey temindim.
Yani müzikten ayrı olacak ama saçların bir şey olmuş böyle bu hafta. Saçların mı olmamış? Ha. Evet. Ben de ne zaman söyleyeceksiniz diye bekliyordum. Vallahi iki haftadan beri ne saça ne kıyafete kimse bir şey söylemiyordu. Olsun, bu da güzel. Yok, kıyafetin çok hoş. Gayet cool olmuş ama saçların. Sağ olun. Saçlar tabii kuaförlerimiz yapıyorlar. İşte parçaya göre böyle uygun görüyorlar. Ama tabii daha da güzel olabilir yani. Ama ne bileyim ben ama beğeniyorum. Sana, ama sana olmamış. Saç modeli güzel de sana anladım. Çok gitmemiş. Yakışmamış diyorsunuz. Olur, olsun. Haftaya birlikte karar verirsiniz. Haftaya beraber yaparız. Yıldırım Özdemir'le birlikte. Deniz Hanım, teşekkür ettik herhalde size. Evet, ettiniz. Teşekkür ederim. Ben de size ederim. İbrahim Bey. İyiydi, bir şey diyemeyeceğim başka. Sağ olun İbrahim. Kısa ve net. Teşekkür ederiz. Garo Mafyan. Tamer'cim. Ben Seyfi Bey'in bütün söylediklerine katılıyorum. Sen gün geçti kendini çok güzel ispat ediyorsun. Ben bir tek şeye dikkat ettim ve bu akşam hayran kaldım. Çok güzel bir diksiyonu var. Doğru evet. Muyum? Çok güzel bir diksiyonum var. Espri yapacağım. Tabii bu hiç önemli bir şey değil. Seni içeride uyurken yakaladım değil mi ben? Efendim? Uyurken yakaladım seni içeride. Uyurken mi yakaladın? Canım oğlum değil. Uyukluyordu çok güzel. Tamam yani tebrik ediyorum. Bu hafta hakikaten... Parçanın sözlerinde ufak bir şey olabilir. Fakat diksiyonun çok güzel. Çok güzel bir şarkı sevgili Kenancığım. Ve çok güzel bir performans. Tebrik ederim oğlum. Haftaya daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinize birer birer teşekkür ediyorum. Çok Ahmet teşekkür Hocam, ederiz. Orkestrasına çok teşekkür ederim. Onlar seçiyorlar parçayı. Çok sağ olsun Ahmet Hocam. Öyleyse Tamer için oylar 29.55'e. Ama 1-1-1, 111 tuşlanarak önce Tamer'in aday numarası. Çok teşekkürler Tamer. Ben teşekkür ederim, sağ olun efendim. Sıcak Oda ve Osman Tan ne alemde? Biz buradayız, bakın meşgulüz. Hala son rötuşlar yapılıyor kızlarımızın üzerinde. Melekler geliyor, melekler. Ama meleklerden önce... Tamer'in aday numarasını bir hatırlatalım bir daha. 111 yazıyorsunuz cep telefonlarınıza ve 29.55'e gönderiyorsunuz. 87.777 Almanya'dan gönderenler için. Tamer için iyi bir alkış var mıydı sahnede acaba? Güzel. Ben beğendim Tamer'in saçlarını.